İyi akşamlar bu arada. Hiç kimse iyi akşamlar İyi demedim herhalde. akşamlar. Konuşmanıza da iyi İyi akşamlar, iyi geceler, hoş geldiniz de. Oyuncu olmaya nasıl karar verdi? Oyunculuk için kendini yeterli buluyor mu? Çok sorulmuştur ama yani istersen sen bu soruyu ister böyle algıla, ister oyunculukla ilgili ne, yani bir şey söylemek istiyorsan, hani çıksam keşke şunu söylesem dediğin bir şey varsa onu söyle bence. Oyunculuk bence eğitim hiçbir zaman bitmeyen bir meslek grubu diyeyim. O yüzden bugün bir yıl sonra, 10 yıl sonra hala bir şeyler öğrenmeye devam edeceğime inanıyorum. Gerçekten sonu ve bir limiti yok. Oyuncu olmaya çocukluğumdan beri istiyordum ama fırsatlar daha sonra geldi önüme. Geldikten sonra da yapmaya karar verdim ve hayatımın mesleği oldu açıkçası. Yeterli buluyor muyum? Hiçbir zaman yeterli bulmayacağım büyük ihtimalle. Ama çalışmaya ve bir şeyler başarmak için çalışmaya ve bu işi sonuna kadar yapmak için sonuna kadar eğitim almaya devam edeceğim. Devam edeceksin. Zaten bir taraftan dizideyken, dizinin içinde oyunculuğunu devam ederken bir yandan da eğitim oluyor. O yani o eğitimdeki... Set zaten ya oyunculuğa başlamadan önce ciddi sayılabilecek bir zaman içerisinde oyunculuk eğitimi aldım ama kamera karşısına geçip, insanların karşısına geçip, set, reji grubunun, yönetmenin karşısına geçtikten sonra aslında öğrendiklerimin orada uygulayabileceğim ya da ya gerçek okulun set olduğunu öğrendim. Tekniği, bakışı, senaryo okuması, duygusu, karşılıklı elektrik, rol alıp vermek. Yani gerçekten set gerçek bir okul oldu benim. Evet, bu arada Kadir Doğulu ile ilgili bunları biliyor musunuz? Daha hemen birkaç tane geçeyim. 5 kardeşler, 1 kız, 4 erkek. En yakın arkadaşları kardeşleriymiş. 60 tane kuzeni varmış. 60'a yakın. 60'a yakın kuzen var. Kalabalık bir aileyiz. Tanıyor musun hepsini, bütün kuzenlerini? Hepsini. Hepsini, harika. 3 ayda bir 15 kuzeniyle toplanıp yemek yermiş. Evet. Anca tabii yani 15-15. Onlar 15 olması sebebi İstanbul'da oldukları için. Yaklaşık 15 kişi İstanbul'dalar. Buradalar. 2 yıldır parmağından çıkarmadığı bir yüzüğü varmış. Paris'te yaptırmış. Üzerinde Fransızca bir söz yazıyormuş. Yüzük bir kere çalınmış, bir kere kaybolmuş ama geri dönmüş. Ne yazıyor? Bizimle paylaşır mısın? Abi görelim yüzüğü. Özel bir insandan anlamlı bir hediye, her zaman kurduğum cümle. Ona gittiğin yolda karşına engeller çıksa da kalk yürümeye devam et gibi bir... Bir şey yazıyor. Cümle. Peki. Bütün lise hayatı boyunca bir defteri ve kitabı olmuş. Derslerini hep kopya çekerek geçmiş. Ama lisede hocaları kendini çok severmiş ve çalışkan sanırmış. Çünkü hiç yakalanmamış. Güzel ayak görürse dayanamaz, çekermiş. Evet. Yani fotoğrafını çekiyor. Fotoğrafı ayakla ilgili bir şey var. Kadınlarda ayak herhalde sen... Benim için çok önemli. Ne ayak? Yani nasıl ben yani? Ben bilmiyorum ne ayak abi. Hangi anlamda? Yani... gel kendin daha iyisini yap. Allah Allah. Beğenmiyordu. Evet, pardon. Benim için önemli bir kriter. Ayak. Ayak. Arkadaş olmak için, sevgili olmak için, eş olmak için. Nasıl bir ayak? Maalesef takıntı mıdır artık? Kafandaki ayak nasıl bir ayak? Öyle bir oran yok abi. Oran yok. Küçük bir gördüm, ayak mı? Küçük tercih. Yoksa büyük falan severim böyle hani böyle bir şey mi? Öyle bir şeyi yok ya. Narin olsun. Aynen. İstiyorsun. Aynen. Peki kızı çok sevdin. Acayip güzel anlaşıyorsun. Vücut tamam, kafadan aşağı kadar tamam, ayakta bir sıkıntı yani. Final yerinde bir yere bastığın yerde bir sıkıntı var. Ne yapacaksın yani? Bir hafta 10 gün sonra ayağını görüp bir daha görüşmedim insanlar var. O kadar. Evet. Ben sana benim ayakları göstersem hayatım boyunca ayrılamazsın. Benden ayrılamazsın. Ha, öyle söyleyeyim. Evet. Ya en olmadığı en kötü ihtimalle güzel tanıştın ayakta falan zımpara makinesine. İyi olmuyor abi. Peki. Hey, arkadaş nereye gitsem çalıyor ya. Bir de utanıyorum. Bir kafeye gidip oturuyorum. Kafede bulup buluşturup çalıyorlar. O kadar kötü hissediyorsun ki sanki sen kendin çaldırıyormuşsun gibi. Hani kafeye geldik, çalmayacak mı daha bizim parça ya falan gibi. Manyağım sanki ben. Allah Allah. Kimisi yapıyor çünkü bunu, değil mi? Yapanlar var. Mekana gidip benim parçayı niye çalmıyor falan diyenler var yani. Evet. Devam ediyorum senden. Efendim? Lütfen abi. Ay, tatta! Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bakalım kimden başka neler varmış orada. Uzaklara bile gitsen... ucumda parmağım var. Çek ucundaki parmağı. Evet. Sağ ol abi. Yattı. Senin yüzünü aşacağım galiba bu mevzuyu. Ha? Vallahi, senin yüzünü aşacağım. Bugün aşalım bu mevzuyu. Yok bugün olmaz. Vallahi bununla döve döve aştırayım seni. Ya böyle dayak değil ya. Bayağı vura vura yani. Dayağa karşıyız.
Başka tikim var mı abi? Yok. Bir takıntılarım tek var işte. Takıntılarım var. Öyle peki. Sen gelmezsen sevgilim. Eşin izliyor mu bizi şu anda? İzliyordur. Harika. Ona da selamlar sevgiler. Kadir'den devam ediyorum. Motor kullanmayı seviyor. İlk motorunu 14 yaşında almış. Sırf motoru kullanıp sahip olabilmek için yufkacıda işe girmiş. Bak ne acayip. Bundan sonra ben bütün yufkacılara dikkat edeceğim. Yani ben o içeride çalışanları sadece yufka yapıyorlar zannediyordum. Meğer onlar bayağı motor dağıtmak, alacağım, motor onları, alacağım falan diye böyle hani bir... Onları dağıtmak için motora ihtiyaçları var. Evet. Bir tane... kurye motoruna. Evet. Aynen kurye motoruna. Var mı şu anda motorun? Var. Kullanıyorsun. Kullanıyorum. Abi. Harika. Ama dikkat et abi, en tehlikeli işlerden. Evet, İstanbul'da. Bir buçuk sene boks yapmış, burnu kırılınca bırakmış. Evet. Kickbox yapıyor musun? Hayır, normal boks yapıyorum. Sen yapıyor musun kickbox? Yapıyordum. Yapıyorsun. Larissa? Boks. Boks. Sende var mı? Kickbox. Kickbox. Wow. Abi bu ünlülerde ne oldu bu kickbox? Kim gelse kickbox yapıyor ya. Çok kalori yakıyorsunuz kısa sürede, o yüzden ideal bir spor. Ama yani... kickboxa bir şey oldu değil mi? Bizim programda izliyor musunuz? Yani ben kickbox deyince aa ünlü falan diyorum yani, hani o hale geldi gerçekten de. Sahnede de işine yarıyordur yani, yarıyor, o kadar efor sarf ettiği için. Ciğer açılıyor çünkü. Abi sizin işiniz gerçekten çok zor. Ben bir tane şarkıyı şurada şöyle döne döne oynaya oynaya söylesem konser için ilk parçada beni kaldırmaları. Vallahi maşallah ya, çok acayip bir iş yapıyorsunuz cidden yani. Peki bekar bir oyuncu olduğu için süre ev bulamamış uzun süre, beğendiği evleri vermemişler kendisine. Evet. En sonunda kız arkadaşıyla gidip nişanlım evleneceğiz demiş ve evi öyle tutmuş. Doğru mu? Şimdiki ev sahibini duyuyorsa. Ama doğru yani, o hikaye de doğruydu. Bir süre ev aramak zorunda kaldım maalesef. Keyfime göre bulduğum evleri de sırf bu yüzden kaybettim, evet. Kaybettin. Şimdi bekar nerede? Ve oyuncu diye. Kız arkadaşın var mı? Var. Var, harika. Uzun zamandır mı var? 2,5 yıldır birlikteyiz. 2,5 yıldır. Evet. Var mı? Evlilik mevlilik düşünüyor musun? İnşallah, Allah izin versin. Hayırlısı olsun. İnşallah, benim de öyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.